değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimi, köklü değişim sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirmiştir. Cumhuriyet'in ilanının 94. yıl dönümü öncesinde Edirne Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez önemdeki niteliklerinden biri de ulus devlet olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde aynı geçmişi ve geleceği paylaşan yurttaşların oluşturduğu. Dernek binasında geniş katılımla yapılan basın açıklamasını okuyan dernek sekreteri Nuran Dilgöz, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet İdaresi ile Türk milleti kendisine layık yönetim şeklini bulmuştur diyerek başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü. Bir ulus devlet olarak kurulmuştur. Cumhuriyet etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarına Türk ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir. Her karış toprağıyla bölünmez bir bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk devletine yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur. Sağladığı kazanımlar göz ardı edilerek temel niteliklerin tartışmaya açılmak istenmesi, Cumhuriyet'in felsefesiyle bağdaşmayan, üzüntü verici bir durumdur. Bağnaz düşüncelerin etkisinde kalarak yapılanları küçümsemek ya da ön yargıyla yaklaşmak, yurdumuzu kurtaranlara, Cumhuriyetimizi kuranlara karşı en büyük haksızlıktır. Dernek Sekreteri Nuran Dilgöz, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında başta devrimler ve eğitim birliği olmak üzere birçok atılım gerçekleştirildiğini söyledi. Dilgöz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez özelliklerinden birisinin de ulus devlet olma özelliği olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile atılmış, yeni Türk varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından bütün dünyaya kabul ettirilmişti. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet İdaresi ile de Türk milleti kendisine layık yönetim şeklini bulmuş oluyordu. Cumhuriyet toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir aydınlanma devrimidir. Cumhuriyetin ilanı ile oluşan Türk ulusu devletinin pekişmesi, gelişmesi doğrultusunda yaşama geçirilen tüm atılımlar, başta devrimler ve eğitim birliği olmak üzere Cumhuriyet'in ilk 10 yılında gerçekleşmiştir. Hatırlayalım, Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda Cumhuriyet Bayramı'na atıfla, "Bu bayram onurlu bir halkın ulusal ve birlik beraberliğinin ürünüdür," diyordu. Bugün geldiğimiz noktada 94. yılda ulusal birlik ve beraberliğimizi koruyabiliyor muyuz? Açıklamada ayrıca Cumhuriyet'in kazanımlarının korunup korunmadığı, devrimlerin neresindeyiz gibi sorular katılımcılara yöneltildi. Bayramlarımızı istediğimiz gibi kutlayabiliyor muyuz? Ne yazık ki günümüzde Cumhuriyetimizin ve anayasamızın temel prensipleriyle laiklik ilkelerine aykırı davranışları, uygulamaları üzülerek görmekteyiz. Okullarımızın durumları, eğitimde yaşananlar ortada.